arkadaşlar merhaba. Bugün mutfağımda sizlere fırında pratik bir şekilde sebzeli tavuk nasıl yapılır onu göstereceğim inşallah. Ben malzemelerimi hazırladım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız çok sevinirim. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle böyle fırın tepsimizi önümüze alıyoruz. Ve burada 500 gram kadar tavuk etim var. Göğüs kısmından böyle küp küp doğradım gördüğünüz gibi. Ve bunu temiz bir şekilde yıkadım. Ve şimdi böyle fırın tepsimin içerisine alıyorum. Arkadaşlar video uzun olmasın diye ben bütün sebzelerimi temiz bir şekilde yıkadım ve doğradım. Şimdi burada 2 adet orta boy patatesim var. Onları böyle küp küp doğradım tavuğun büyüklüğünde ve yıkadım. 2 adet de havucum var. Havucu da dilediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Ben böyle yuvarlak doğradım. Ve burada da 3 adet böyle Charleston yeşil biberim var. Onları da bu büyüklükte doğradım. 1 adet de büyük boy kırmızı kapya biberim var. Onları da doğradım. Ve arkadaşlar burada da 2 diş orta boy sarımsağım var. Onu da böyle küçük küçük doğradım. Burada da 3 adet böyle orta boy domatesim var. Onun da kabuklarını soydum ve küp küp doğradım. Ve şimdi doğramış olduğum bütün sebzelerimi böyle tepsimin içerisine alıyorum. Burada da arkadaşlar 15 adet böyle arpacık soğanım var. Onları da soyduktan sonra böyle bir suda yıkadım. Onları da içerisine alıyorum. Evet arkadaşlar, burada da böyle bir su bardağı dolusu bezelyem var. Dondurucudan çıkardım. Eğer konserve varsa onu da kullanabilirsiniz. Ve onu da içerisine döküyorum. Şimdi arkadaşlar burada da baharatlarım var. Baharat tamamen yemek yapımında tercih meselesidir. Ama çok güzel yemeklere lezzet verir. Şimdi benim katacağım baharatlarım. Bir tatlı kaşığı tatlı toz biberim var. Böyle yarım tatlı kaşığı karabiberim, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kekik, böyle bir çay kaşığı kişniş, bir çay kaşığı da köri kullanacağım. Arkadaşlar eğer bu baharatların içerisinde sevmedikleriniz varsa katmak zorunda değilsiniz. Hangi baharatı seviyorsanız onu da katabilirsiniz. Şimdi böyle baharatlarımı da içerisine katıyorum. Hatta acı seviyorsanız bir tatlı kaşığı da pul biber katabilirsiniz. Ben bir çay kaşığı kullandım. Şimdi burada da arkadaşlar böyle bir yemek kaşığı dolusu domates biber salçası karışımım var. Ben salçamı her zaman videolarımda söylediğim gibi hani söylerim, karışık kullanıyorum. Sadece domates de olabilir yani, kullanabilirsiniz. Şimdi burada da böyle bir çay bardağı sıvı yağım var. Onu da böyle üzerine gezdiriyorum. Şimdi aynı çay bardağıyla da bir tane böyle su dökeceğim. Arkadaşlar şimdi tuzunu da ilave ediyorum. Tuzunu da böyle tamamen damak zevkinize bırakıyorum. Damak zevkinize göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Ben böyle 2,5 hatta 3 çay kaşığı attım. Tuzu az gelirse daha sonra da ilave ederim. Şimdi arkadaşlar bu malzemelerimizi böyle fırın tepsimizin içerisinde bu şekilde harmanlıyoruz. O kadar pratik bir yemek ki arkadaşlar, özellikle de aranızda böyle çalışan arkadaşlarımız varsa böyle gerçekten tam da onlar için böyle kurtarıcı bir yemek olabilir. Güzelce böyle harmanlayacağız. Her tarafını da böyle güzel düzleştirdikten sonra önceden ısıtılmış 190 derecelik fırına atacağım. Fırında da güzelce yemeğin pişince çıkartıp nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, yemeğim pişti. Şimdi fırından alıyorum. Oo, muhteşem olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğim benim fırınımda tam olarak 1 saat 15 dakikada pişti. 1 saatten sonra fırınımı 200 dereceye getirdim ve 15 dakikada öyle pişti. Yani 1 saat 15 dakikada pişti tam olarak. Gerçekten de muhteşem bir lezzet. Arkadaşlar bu arada size göstereyim. Daha çok sulu seviyorsanız eğer hani bir su bardağı da su katabilirsiniz. Hani ben bir çay bardağı kattım ya. Gerçekten de denemeye değer bir lezzet. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum.
bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.